Maral hazır mısın? Boğazımda kalsın, boğazımda kalsın. Nerede bir paraları söyle, söyle. Evet, o zaman 3, 2, 1. Günaydın. Arkadaşlar, ilk defa bizi elini sallıyor da. 3 kız arkadaş olarak bir arabanın içerisinde görüyor olabilirsiniz. Göremiyor da olabilirsiniz. Birimizi göremiyor olabilirsiniz. Evet. Selin, Maral, ben zaten Instagram'dan da paylaştım. Blog'da da söylemiş olabilirim yüksek ihtimalle. Kız kıza bir tatile gidiyoruz. Cunda'ya. Evet. Çok heyecanlı bizim için. Konu bu kadar. Yani hepimiz için olduğunu tahmin ediyorum. Evet evet, hepimiz çok heyecanlıyız. İlk defa kız kıza üçümüz. Evet. Böyle uzaklaşıyoruz şehirden. Evet, aynen öyle. Yani güzel bir araba yolculuğu yapıyoruz. Az önce yedek depoya geçtik ve son 40 kilometre kala benzinlik bulduk ama. Ufak bir problem yaşadık, ufak. Yani şu an her şey iyi. Bakıyoruz saatlerimize. 164 kilometremizin kaldığını söylüyor bize. Bu da eşittir 2 saat ediyormuş. Yani 2 saat sonra aslında otelimize varmış olacağız. Her şey yolunda. Hazır bu videoyu bu şekilde açmışken de sizle bir şey paylaşmak istiyorum. Çok önemli. Dün şimdi ben bir vlog yayınladım ya, biz senin arabada müzik dinliyoruz, şarkı. Ha, evet. Demişler ki, Damla hiç senin böyle şarkılar dinleyeceğin aklın ucuna geçmezdi falan filan. Ki o şarkılar ilk bir şeydi. Ben bir 90'lar çocuğu olarak 90'lar şarkılarının hepsini neredeyse biliyorum. Ki 90'lar çocuğuyum. Ama özellikle sizi şaşırtmak için bugün bu havalarla girdim ki şunu bilmeniz için. Dinleyemeyeceğim hiçbir müzik türü yok galiba, gerçekten. Yani her müzik türüne, her kategoriye çok rahat adapte olabilen bir insanım. Dinleyemediğim bir tek şey var galiba, hani böyle türkü. Hmm. Değil mi? Türkü, evet. Bende çok yok ama evet. Her türlü müziği dinleyebiliyorum. Kesinlikle. O müzik türüne de göre hemen değişebiliyorum. Yani tipim, dansım, her şeyim değişebilir. Tipim de değişiyor. Bak, değişiyor. Aç mesela başka, doğru, bir şey. Gözlüğü çıkartıp saçı savurayım hemen. Savurur, yapar. Dinlenen müzik, yani hani sözleriymiş, türüymüş falan değil. Size verdiği enerji önemli. Bakın şimdi İzmirli Necati dinledik. Nasıl hemen? Nasıl? Birden dolduk. Ya da şey, paralar dolarlar. Donduk, dolduk bir anda. Kötü bir haberim var ya. Tek yer orasıymış, Susurluk ayrıldığı için. Maral, araba bindiğinizden beri ayran ve tost istiyor da. Susurluk ayrıldı ve tostunu. Ama Maral'ım şöyle yaparız. Ayvalık'ta Ayvalık tostu. Susurluk ayrıldı. Nasıl diyor? Çok iyi bir fikirdi bu. O zaman DJ kimdi? Maral. Maral'cığım bize bir... Kurtuluş kuşu açma. Hayır. Gösterecektim ki hemen daha gelir. Bir saniye bekleyin arkadaşlar. Aa, güzel. Palmiye olan her yer güzel. Los Angeles mesela. Bakın. Türkiye'nin ilk Boğaz Köprüsü. Evet. Bu gerçekten. Bu. Şu anda geçiyoruz. Az önceki daha köprüydü. Bakın. Şu anda tam bir yazlık semtteyiz. İşte küçük küçük ağaçlar, küçük evler, yaşlı insanlar var bolca. Evet. Ama geldik, harika. Cunda'nın kedisi, ölüsü ve delisi meşhurmuş. Kedi, deli, ölü. Evet, hani kediler ada ya, hani girip çıkamıyor. Evet. Yaşlılar çok ölüyor. Kedi niye girip, köprüyü görmüyor mu kedi? Önce hemen minik bir oda turuyla başlayalım. 1, 2, 3. 3 tane yatağımız var. Şu köşe çok tatlıymış yalnız. Açalım, havalansın. Şöyle yürüyorum. Burada bir boy aynamız var. Ve karşınızda ben. Sonra buradan çıkalım ve
böyle perdelerin arasından bakalım. Aşağıda bir havuz var ama o serinleme havuzu, onda yüzülmüyor. Burada böyle oturma alanları var. Altta da bir sürü oda var. Çok tatlı bir şey olmuş, yani konsept olmuş. Güzel, huzurlu. Numaramız da 207. Arkadaşlar biz tam olarak şuradaki odalardan bir tanesindeyiz ama ilk işimiz direkt yemek yemeye geldik. Bir şeyler atıştıralım istedik hemen. Biliyorsunuz yol yorgunluğu ama akşam da bir neydi? Meyhane mi? Yani o size kalmış. Ne isteyeceğimiz yani mi? Kabalık yapabiliriz. Şarap yapabiliriz. Aynen, şarap yapabiliriz. Zaten bir sürü öneri almıştık. Onlardan bir tanesini bu akşam uygulayacağız ama önce böyle bir şeyler atıştıralım istedik. Güzel de seçenekler var. Efendim söyleyeyim, bakın yaz salatası mesela, ne dersiniz? Köfte. Bir karar verelim. Gel bakayım. Getir tabağını. Bu bir Yunan salatası. İçerisinde kırmızı soğan, salatalık ve domates var. Yunan salatası. Anlayın siz. Yunan. Şu an Selin ve Maral, bakayım Maral da burada. Evet, taşkent makas yapacaklar ki odadan çantaları almak için ve maske almak için. Çünkü kahve içmeye gideceğiz. Başlasın. Taşkent makas. Ooo. 1-0. Taşkent makas. 1-3. Taşkent makas. 2-1. Aa. Taşkent makas. Kaç? 3-1 mi? 2-2. Ay çok üzüldüm. Ben kaybetmek istemiyorum. Taşkent makas. Aa, hayır ya. Arkadaşlar tabelanın güzelliğine bakar mısınız? Ya bence bunun sadece Cunda da değil, yani her yerde olması gerekiyor. Kedi çıkabilir dedi de tam şuradan kedi çıktı az önce. Onu gördüm. Minik bir ada turu yapacağız. Pardon Maral'ım, galiba Selin yaptı ama ya da ben pardon diyeyim. Burası da şu an ilk girdiğimiz sokağa. Bunun devamı da vardı bir yerler, hatırlıyorum ya. Tam olarak burada işte 8-9 sene önce falan değil mi? 10 mu? O kadar olmuş mudur ya? O fotoğrafın aynısını arkadaşlar, önce şu an sağda görüyorsunuz zaten ama aynısını bu akşam çekmeye çalışacağız. Ya da yarın ya da ertesi gün. İkisinden biri. Hadi bakalım. Burası sade. Burada kahve mi içiliyor? Aha. Neresinde oturuyoruz? Arkada. İşte kahve içeceğimiz yer. Aa, bayağı tatlı. Bir de şurasında bir yerler daha var. Selim, ben buraya geldim ya. Beraber geldim ya. Sen beni buraya. Bakar mısınız? Normalde benim hafızam çok ama çok kötüdür. Evet, yani bayağı ben gerçekten tam B12'lik bir şeyim. Nefis bir lezzet. Tam olarak yani istediğim büyüklükte bir şey. Kahve. Ay, inanılmaz tatlı yerler var arkadaşlar. Konseptlere bakar mısınız? Burası Runda Fırın Kafe. Bunu, aa, biz buraya geldik, hatırladım. Evet. Biz burada yemek yedik. Sonra Adap diye bir yer var. Yine güzel. İnsanlar şu an yemeklerini yiyor. Burası işte Uno. Burası İtalyan restoranı bu arada, değil mi? Doğru biliyorum. Evet, doğru. Şimdi de sahile iniyormuşuz. Size göstermeye devam ediyorum etrafı. O kediye bak. Evet, bir kedi daha. Bir kedi çıkabilir. Kedi çıkabilir. Kediler bunlar işte. Bunun ilerisi marinaymış. Bak, beni yanlış bilgilendirmiyorsun değil mi? Hayır oğlum, marina. Biliyor kız. Tamam işte, ondan dinliyorum çünkü, o yüzden. Sahile iniyoruz. Efendim söyleyeyim, burada teknelerimiz var. Eyvah, ters ışık. Ters ışık arkadaşlar. Güneş batıyor şurada. Biraz bekleteceğim sizi. Rehberimiz lokma almak istiyor. Bir deneyelim bakalım. Ya o denesin. Ulan üstüm çok güzel. Hani şu. Aha, güzel. Buradaki bu konseptteki restoranlar mesela İngiltere mi? İstanbul'a. Bu konseptteki restoranların İstanbul'a açılınca bayılarak gidiyoruz işte. Aa, ne kadar güzel falan diyoruz ya. Burada zaten hepsi böyle aslında. O çok hoşuma gitti. Bir de her akşam başka bir şey yapabiliyoruz. Bizim planlamamıza göre. Ya ben neden böyle anne gibiyim ya? Anneler böyle kafasına takar ya, çocuklar okuldan alır. Çocuğu okuldan almışım. Gözü çekmişim. Aysel Hanım. Tam Aysel teyzeyim. Planlarımızı şu şekilde yaptık. Bu akşam geziyoruz çünkü hepimiz yorgunuz. Yani ben bir de biliyorsunuz şoförlükten dolayı biraz yıprandım. Uykusuzlaştım. Ama yarın bir akşamımızı İtalyan restoranına, bir akşamımızı rakı balığa, bir akşamımızı da Yunan meyhanesine ayırıyoruz. Ve bence zaten daha ne? Daha yani çok iyi bir plan şu anda bu. Evet. Bu şekilde hepsini de sizinle paylaşacağım. Çok uzun bir vlog olmaz inşallah. Kapatayım ben o zaman. Hadi bakalım. Hadi. Şey, daha şurası neymiş ya? Kale gibi bir şey var orada. Bak, gördün mü? Yani gözlüğüm yok. Zoomla şundan. Şundan zoomlayayım. Ağacın yanında böyle bir kale gibi bir şey var. Ta kendisi kale. Taşı görüyor musun? Ne acaba? Ada orası. O bayağı zoomladım. Durun bakayım. Hiç kim? Aa! O bir tarihi eser. Amcacım çok pardon. Tam yerinde durdum. Bayağı da tarz bir amca ha. Vay be, seni böyle şeyler yerken görmek çok evet. Enteresan geliyor bana. Çünkü hiç görmedim daha önce. Şuradan size de aldım. Dökecek gibisin, yavaş ol. Selin'in bahsettiği yer burası arkadaşlar. Boydan böyle bütün balık restoranları
Var. Şurası da Bay Nihat. Tam şu tırnağımla gösterdiğim yer. Muhtemelen yarın oraya gelip mezelerini deneyeceğiz. Biliyorsunuz ki meze konusunda oldukça iddialı bir ekibiz. Nerenin yemeği güzelse övülüyorsa hepsine gideceğiz. Şu anda takıcıların olduğu bir çarşı. Aslında bunları ilk günden size paylaşmam daha iyi. Çünkü sonrasında hep yemek, içmek, işte ne bileyim plaj gezileri, restoranlar falan derken bunları hiç gösteremeyecektim. Minik bir şehir turu da, ya şehir mi? Ada. Ada turu da yapmış oluyoruz bu şekilde. Geleceğimiz üçüncü yeri de gösteriyorum. İşte burası. Taverna. Tabii bunlar hakkındaki işte yorumlarımızı falan ileride izleyeceksiniz. Şu an sadece gösteriyorum planlarımızın olduğu yerleri, o kadar. Ve otelimize geri geldik. Şimdi bir hazırlanalım. Sabahtan beri böyle geziyorum ya. Bir makyaj yapmanın zamanı geldi arkadaşlar. Arkadaşlar bakın, yöresel bir şarap deniyorum şu anda. Vino şarap evindeyiz. Cunda Vino. Vino. Bu da sizden gelen öneriler arasında vardı bu arada. Geldik. Bayağı geniş bir listeleri var ama inatla bizim şarabımız denedikleri için denedim. Hoşuma gitti. Şimdi bir de yaz şarabı hazırlıyorlarmış. Hemen şu atmosferi çekmek isterim. Böyle dar bir sokak. İşte yukarıda aydınlatmalar falan filan, eferme söyleyeyim. Yolun sonuna kadar devam ediyor. Bu şarap evi de böyle düz, sol, sağ pardon. Ya bu bölge tamamen oraya ait. Buradan da herhalde içeriye giriliyor. Bakayım. Ama kimse yok içeride şu an. Oldukça tatlı bir yer. Ve ben şeyi çok seviyorum zaten, sokak. Sokak olayını çok seviyorum. Ne düşünüyorsunuz efendim? Güzel bir lokasyondayız. şarapları güzel bir yerdeyiz. O kadar. Ve böyle ansızın yapınca çok saçma cevaplar çıkıyor ortaya. Neresiymiş? Ama şu bak şu. Yıka mikrofonu. Şimdi zeytin tabağımız burada ki bakın bir kahvaltı sos, efendim söyleyeyim bir zeytinyağı var, bayılırım. Ekmek de tabii ki de burada. Ve şu lezzetten söyledik. Kendisinin ismi az önce storyimin üzerine yazdım. Saganaki. Yani bir Junda'ya özel peynirdenmiş sanırım. Yanlış bilgi vermek istemem. Bu da buranın kendi yaptıkları şarabın yaz şeyi, karışımı. Yani yaz şarabı diye geçiyor. Biraz sangreyi anımsattı hatta bana. Bana. Arkadaşlar günaydın. Dün gece kameramın şarjı bittiği için çekemedim ama bu sabah da devam ediyoruz. Selin Hayri orada makyajını yapıyor. Yani hafif bir yüzünü kapatıyor. Güneş kremini falan sürüyor. Ben de hazırlanacağım. Kombinim bu. Ya yani kombinimden kalsın bikinim. Bu bikini takımını Oysho'dan daha yeni aldım. Zaten kırık beyaz tonlarda. Çok tatlı bir şey. Maral lavaboları bahsederim mi? Maral. Şimdi ben de hemen burada güneş kremimi uygulayayım. Zaten otelimizin beach'i olan Mola Beach'e gideceğiz. Burada zaten çok fazla seçenek yok bu arada, onu da söyleyeyim. Bugün oraya gidiyoruz. Yarın Fora, bir de Sobe. 3 tane beach var aklımızda, görmek istediğimiz. Oralara gideceğiz. Geleceğiz bakalım. Yine böyle renkli bir güneş koruyucu getirdim. Sürekli farklı şeyler deniyorum bu arada. Mesela geçen vlogta görmüşsünüzdür. Aven ve La Roche-Posay'den gittim renklilerde ve ikisini de çok beğeniyorum. Bir de La Roche-Posay'in bu yeni güneş kremini deneyeceğim, bir saniye netlesin. Rengi gördünüz mü? Evet. Güzel. Bir tık koyu sanki ha. Ama gayet güzel gözüküyor yani. Hem ten rengini bayağı güzel eşitledi. Hem de yani kapatması gereken her şeyi kapattı. Birazcık concealer uyguladım göz altlarımıza. Şu kısımlara sürelim. Bunu direkt şöyle parmağımla oturtayım. Kiko'nun bir ürününü getirdim yanında. Bir highlighter ama şu şekil. Bakın. Şu şekil. Çok merak ediyorum. Hemen deneyeceğim. Aslında bir reel çekme planım var. Hepsini orada yapacağım ama. Aa bir dakika, ama bu renkli bayağı. Turuncu. Pembemsi hatta, ne turuncusu. Belli oluyor mu oradan? Allığın üzerine sürersek belli olmaz ama kendi başına sürdüğümüz zaman biraz böyle pembe olduğu belli oluyor. Ha, güzelmiş kız. Şu kaşları bir yukarıya sabitleyelim. Çünkü şimdi denize menize atlarım ben. Benefit'in kaş, sabitleyici kaş jelini uyguluyorum. Bununla isterseniz hamama gidin. Hani sıcaklık, buhar hiç fark etmez. Kaşlarınız hiçbir şey olmuyor. Gerçekten olmuyor. Ama biraz tabii sert bir ürün. O yüzden ben tam olarak böyle denizli, havuzlu aktivitelere saklıyorum genelde. Gün içinde bu kadar sabitleyeni olmasa da olur. Yapış yapış değil. Direkt kuruyup böyle sanki böyle kaşıma taft sıkmışım gibi sabitlenecek birazdan. Bakın şunu sevdim. NYX'in Cheek Serum diye geçiyor şimdi. Şöyle parmağımın üzerine sıkayım bir. Hani şöyle yapalım. Böyle pıt pıt hemen yediriyoruz. Bir de hafif bir ürün. O yüzden mesela yoğunluğu az geldi diyelim. Biraz daha alıp hemen arttırabilirsiniz. Ay güzellik. Bu renk mi? Bu renk mi yoksa onları mı yiyeyim? Ay inanamıyorum. Her renk bir kene var. Kafayı yemiş. Bu
Hani nereden aklına gelir ki öyle bir renk almak? Ben göstereyim. Pembe, pudra pembe. Bence koyu. Keşke gösterebilsem seni şu an. Diğer renklerini gösterelim bari. Şöyle. Aynen. Tamam. Oldu mu? Evet. Mayosu, altındaki pareyosu, terklerini gösterdik zaten. Harikasın, evet. Tamam. Ha bir de şunu merak ediyorum arkadaşlar, bunu yanına getirdim. İşte Seydon'un bu stick olarak uyguluyorsunuz ya, diğer şey gibi, rolön. Ama buna şu an kıyamıyorum, bunu yarın uygulayalım tamam mı? Çünkü şu an sıfır ya, yarın. Yüzünüze güneş kremi sürün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasıl bir yolculuk? Gayet sarsıcı ve... Güzel. Tamam. İşte böyle pozitif insanlar arkadaşlar. Tabii. Oha ne kadar bağırıyor bunlar. Mola Beach burası. Böyle bir 15 dakikalık yoldan geçtik ve geldik. Böyle tatlı, sakin bir yer. Bakın şöyle çekeyim biraz. Aa, merhabalar. Bana hediye getirmişler şuradan. Evet. Senin için bulduk dalıp. Dalıp. Maral bayağı dağınık böyle belli halinden. Hangi elimde olduğunu bil. Şunda. Oha. Evet, nereden buldunuz bunu? Dağıldık. Oha çok güzel. Bu zamandır şey fake mi? Pirif'in adı mı geldi? Hayır. Dün bir tane. Bizim elimizden dediniz. Dün bir tane dükkanda buna benzer bir şey gördük ama hepsi aynıydı. Bayağı klonlanmış gibi. Ben de adama sordum, dedim bunları nereden buldunuz? Çünkü denizler değildir herhalde, yapaydım. Bunlar yapay değil dedi. Bize nereden geliyor dedi. Pirif'im dedim. Bize Filipinlerden geliyor dedi. İşte yersen. Aa bir tane daha bulmuşlar minik. Çok güzel. Şimdi size denizin boyunu göstereceğim. Bunu Selin'den alalım. Selin bir çök önce yere. Evet. Şimdi kalk. Sadece diz mesafesinde yürüyebiliyorlar. Oh! Şu gördüğünüz salıncaklara gidiyoruz. Evet Selin su. Evet. Bin bakayım bir yere. Tamam. Ama ben korkuyorum. Neyden ya? Aha Damla. Tamam. Tamam çık. Etiyor mu? Tamam, kendini biraz salıncakla gibi. Evet ya, ileri geri yapsana ayaklarını. Bak böyle yaptım. Al işte. Harika. Şimdi gerisi bende. Bir tane daha yapıyorum. Gerisi bende. Evet. Şu anda otelimize geri dönüyoruz. Hem benim birkaç çekimim var hem de biraz da orada güneşlenip efendim söyleyeyim belki işte atıştıracağız falan. O yüzden de günü böyle komple plajda geçirmek istemedik. Oraya gittiğimizde de görüşüyoruz. Burada yollar biraz şey. Evet. Dikkatini dağıtmayalım şoförün. Tam bir açlığı bastırması adına yapılmış salata arkadaşlar bu. İçerisinde sadece roka ve parmesan var. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlarım da bilmiyor şunu. Siz biliyor musunuz? Kolyen. Burada biraz böyle dinleneceğiz. Yine yatıp uzanacağız. Ondan sonra da akşam için hazırlanmaya başlarız. Tabii bu dediğim bir iki saat sonra falan olacak. Ama burası daha şey. Böyle bir huzur dolduk şu anda burada. Keyiflendik. Bir kendimize geldik. Maral karı tostunu götürüyor. Onun keyfi zaten şu an şey. Müthiş. Tamam. Gücür. Gücür. Abi de ben şöyle bir şey sipariş ettim. Olur da yolunuz düşerse kırmızı meyveli frozen. Ve yani o kadar güzel ki. Daha az önce muhtemelen meyveler ezilip yapılmış. O kadar hoşuma gitti. İster miyiz? Öyle şeyler sevmiyorum. Maral sana vereyim mi? Ya arkadaşlar biz hazırlandık da akşam yemeğimiz için. Onu gösterecektim. Selin beyaz olmuş gidiyor. Yok gelin olmuş gidiyor. Ben bu lacivert şu detaylı elbiseyi giydim. Giydirildim zorla. Çünkü ben hani içinde kendimi çok da iyi hissetmedim. Ama Selin ve Maral'a güvenerek bu elbiseyi giydim. Sporlaştırmak adına bu çantamı taktım. Zaten iki çanta getirmişim arkadaşlar. Ayıptır söylemesi. Biri bu. Ayaklarımda da bu sandaletler var. Gel Selin'cim seni de hemen bir gösterelim. Selin'in beyaz elbisesi, halter elbisesi ve beyaz sandaletleri ile. Maral kafanı göster bakayım. Göster kız Maral. Göster mi? İşte orada. Maral da simsiyah giyindi. Sarılım be. Şimdi çıkabiliriz. Harika gözüküyor. Şu humus ve turşu tabağıydı. Şunlar... Bunlar havuç ve soğan turşusu. Kendimiz yapıyoruz. Nohut kıtırları var, fırınlanmış. Evet. Burada semizotu salatamız var. Bu da roka salatası. O zaman cheers arkadaşlar. Herkes tabaklarına servislerini alsın. Bunlar ortaya söylediklerimiz. Çok koyma. Ben de sabah da roka yedim ya. Sabahtan kastım yarım saat önce. Şunu çok beğenmiş Maral'la Selin. Hemen tadımı yapıyorum. Humus değil mi? Evet. Ay bir de ortaya pizza ve makarna söyledik. Burası biraz daha İtalyan konsepti. Duna. Hoşçakalın. Umarım. Evet. Görüşürüz. Çok güzelsin. Neden güzelsin? Görüşürüz. Pardon. Aman Allah'ım biraz zoomlamam lazım ona.
arkadaşlar, bakın anneleri geldi. Anne. Karambar. Geceye neyle bitirdiğimi gösteriyorum. Çorba. Bu aslında yoktu. Bu için. İçini 2 dakika yalnız bıraktık ha. Böyle hoşuma gidiyor ki bu tatil yerlerinde ev yemekleri yemek. Az önce gittik pizza, makarna, ne bileyim güzel mezeler, temiz otosalıklar falan ama şununla çok mutlu oluyorum. Selin ne yiyor gösterir misin lütfen? Kızarmış dondurma mı ben? Yani çok yemek isterseniz kesme şekeri ağzınıza atın aynı. Yemin ediyorum bir farkı varsa kahrolayın. Yarının planını yaptık. Sabah bize otele de yakın olan bir beach'e gidiyoruz. Akşam da ya Taberna'dayız burada. Bulun bizi. Ya da Bay Nihat'tayız. Onları da ayrıca çekeceğiz. Ama sürsün mü? Biz dün 12.30'da ne uyuduk? Evet. Şaşırdım. Afiyet olsun. O zaman sabah görüşürüz. Sabah ya da birazdan doğru. Arkadaşlar günaydın. Sabah 10.30 gibi size sesleniyoruz. Şu an kahvaltıdayız. Hemen kahvaltıyı da göstermek istedim. Çünkü bayağı başarılı bir kahvaltısı var. Annem görse şu an mahvolurdu. Şu kahvaltı altlığını bir dakika tepeden çekeyim. Boylu boyunca bir kahvaltı altlığı. Anne izliyorsan tam senin tarzın işte, buyur. Neydi bu, labne mi? O krem peynirdi. Krem peynir, domates, patlıcan, zeytinler. Gerçi saymayayım, görüyorsunuz arkadaşlar. Dolu bir sürü şey var. Şu da bir sürpriz oldu, pankekler. Onun dışında da menemen sipariş ettik. Dün ben menemeni tattım, inanılmaz güzeldi. O yüzden bugün de iki tane söyledik. Beraber yiyeceğiz hep beraber. Dünkü yoldan, şeyli tozlu yoldan devam ediyoruz. Bu sefer de bu yolun sonunda Sobe Beach diye bir yer var. Orayı arayıp rezervasyon yaptırdık. Aslında bayağı güzel ve sakin bir yere benziyor. Hemen size bilgilendireyim. 12 yaş altının giremediği. Onun dışında girişin 150 lira olduğu, hafta sonu 200'müş. Onu da söyleyeyim. Bir beach'e gidiyoruz. Şeyi falan güzeldi. Yani bayağı ortamı sakin gözüküyordu. Yine deliler şeyinden geçiyoruz, kalesinden. Bakın tam şurada kendisi. Maral şu anda oradan vlog çekiyor. Ya da Reels çekiyor, bir şeyler çekiyor. Canım. Pardon, pardon, dur. Pardon. Çektin mi? Evet. Tamam, teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler, bye. Çocuklar! Çocuklar! Ay çok güzel ama. Arkadaşlar biz geldik bu arada. Çok evet. Oldukça dar bir yoldan geldik. Koy yolu, koy. Koy yolu ama güzel bir yere benziyor. Bakalım şimdi inince güncelleriz. Geziyoruz bakalım nereye gidecek bu yol. Ha, denizi gördüm. Burası Patricia koyuymuş. Tam olarak Patricia koyu olmasa da onun yakınlarında bir yermiş. Çok fazla sadece duyuyorsunuz değil mi? Sağır olduk. Geldik geldik. Beklemiyordum bu kadar şey olduğunu. Aşağılara ineceğimizi. Neyse. Gerçekten şey bir yer. Sessiz, sakin, izole. Bakın sessiz konuşmaya başladım o yüzden. Selin ne diyorsun? Öyle masalar falan var. Su gayet güzel gözüküyor. Baksanıza. Evet. Benim fısır fısır konuşuma bakmayın. İnsanları bölmek istemediğim için ama sevdim. Böcekler tutarsam harika. Damla şu an sanki sonsuzluğa gidiyormuşsun gibi. Maral'ım da hemen şu tarafta, şurada bir çekim yapıyor Damla'ya. Sağlama, soldan git. Oha çok güzel gözüküyor. Geri geliyor, gidemezmiş. Oo, arkadaşlar benim sesim gelmiyor ki ya bu böcekler yüzünden. Baksanız nasıl çığlık çığlık ama ne konuştuklarını hep merak etmişimdir. Boş mu? Selin diyor ki boş. Biz şu an çıktık saat 4. Otele geri dönüyoruz. Bugün bir reel çekmeyi planlıyorum. Hem onun için de yetişiriz hem de biraz da böyle otelde oturalım, güneşlenelim, serin serin istedik. Çünkü koylar inanılmaz sıcak. Aklınıza yazın da bunu. Vantilatör falan getirin yanınıza. Bakın şunsuz. Hiç uyu olmadan dışarı çıkmayın. Böyle sırayla yapıyoruz sürekli. Bu da kablolu bir şey zaten. İnanılmaz rahatlattı bizi. Hadi bakalım çıkalım yola. Siz de yine yatağın üzerinde buluştuk arkadaşlar. Az önce makyajımı Reels'a aldım. Çünkü yeni ürünlere denedim yine. Yani Huda'nın, Selena Gomez'in markası falan hepsini deneyerek bir makyaj yaptım. Oldukça basit bir şeydi ama ürünler çok güzel. Aa, gerçekten aynı olarak da sizi kullanacağım galiba arkadaşlar. Ay Fransız 1800'lü yıllardaki saçlara benzemesi de. Bazen çünkü kendimi kaybedip fazla yapıyorum bu maşayı. Ya maşanın üzerine plastik yerdi. Ben de görmedim. O plastikle saçıma maşa yaptım. Orası komple simsiyah. Selin yaklaşık 10 dakikada ona eklemeye çalışıyor. Ve gerçekten yani 29 yaşında olup da bunu yapan yoktur. Neyse biz bunu halledelim de görüşürüz. İyi ki yani bunlar hepsi ne için oldu biliyor musunuz? Tamam. Vlog çekecek yer arıyorum. Bir oraya gittim, bir oraya gittim, bir buraya geldim. Burada şurada bir yere koydum şeyi. Oteli de yaktı. Ben devam ediyorum. Hadi görüşürüz. Bye.
Ay çekemiyorum ki. Çünkü güneş. Birazdan şu masa var ya bir dolacak. İnanamayacaksınız. Burası Bay Nihat. Yine sizin de çok önerdiğiniz yerlerden biriydi. Mezeleri inanılmaz övülmüştü. O yüzden şu anda inanamayacaksınız ama çok fazla şey söyledik denemek için. Her şeyden az az ama çok çeşit söyledik. Güneşin batmasında bir 15 dakika varmış. O yüzden bir süre daha burada bronzlaşmaya devam edeceğim. O zaman bir şey yapalım, bir şerefe yapalım. Hem size hem de Selin ve Maral'da. Evet, hazır mıyız arkadaşlar? Bunu Maral istedi. Humus. Bu deniz börülcesi. Bu sıcak peynir. Bu şakşuka. Bu girit ezmesi. Semizotu. Levrek marin. Ve atom. Çok iyi fotoğraf. Arkadaşlar en sevdiğim şeyi böyle yöresel yerlerde. Mutlaka fotoğrafçılar oluyor ya, onlara fotoğraf çektirdim. İlk pozumuz buydu. Yani hiç ikinciyi çektirmedim. İlk pozumuzu istedim. Şurada Maral var. Ama tabii şu an gösteremiyoruz kendisi ama şurada da var. Şu kendi şurada. Bunu direkt gidiyorum buzdolabına yapıştırıyorum. Düğün fotoğrafımız. Bayağı düğün fotoğrafımız yapışıyor şeye, buzdolabına. Vlog'da mı çıkıyoruz? Evet. Evet. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Şefim, bunları hazırlayan siz misiniz? Evet. Hepsi çok güzeldi. Ellerinize sağlık. Evet. Bayıldık. Birazdan tamam. Pascal. Arkadaşlar Ahmet'i Cunda'ya gelirseniz bulun. İsmimizi verin. Kendi okul harçlığını çıkarmak bunları için satıyor. Bunları satıyor. Aynen. Biz her gün karşılaşıyoruz Ahmet'le. Gelirseniz bulun. Arkadaşlar Ahmet Cunda'la tanıştığımız en tatlı insanlardan biri. Evet. Gerçekten. Bir de gerçekten yakışıklı olmuş. Evet. Böyle falan yapıyor saçını. Bir de diyor ki bakın burada Ahmet Bey yazıyor. Neden Bey dedik? Dedi ki büyüyünce Bey olacağım diyor. Evet efendim, tatlılarımız. Burada bir irmik var. Şunun ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Nedir bu? Dondurma. Hayır, dondurma falan değil. Hani bir de kaymak olabilir mi? Bilmiyorum. Sen bir tadım yapar mısın acil? Peynir mi yoksa? Peynir mi? Tatlı mı? Peynir ve... Ha, senin peyniri yiyemiyor arkadaşlar. Ben senin için tadabilirim. Tat, irmiği tat sen. Çekiyorum. Arkadaşlar ismi Tiffany'ymiş. Tiffany. Tiffany görüşürüz. Üçümüz de aynı bileklikten aldık. Siri diye kabuklu. Birbirimize takalım lütfen. Hadi. Ama çıkarmak yok çocuklar. Evet. Harika. Baksanıza. Tatlı durdu. Bakalım nasıl oldu. İyice doldu kollar. Artık 15 güne barışma artık. Geline görümcesinden. Taktım. Ay çok güzel oldu. Odaya geldik. Makyajlar çıkarıldı, aftırsanlar sürüldü. Sürüldü. Bir şey soracağım. Aa, alarmım çalıyor, uyuman lazım diye. Size bir tane aftırsan göstereceğim. Geliyor, böyle bir koku, böyle hızlı eminim. Pamuksu ten ve hiç yokmuş gibilik. Kiko'nun. Bu yeni geldi. Dolce Diva After Sun Cream diye geçiyor. Şurada da mavi ambalaj onarsanız. Arkadaşlar şakasız ya, o kadar böyle güzel yapıyor ki, katılıyor musun bana? Katılıyorum. Çok ama çok beğendim. Ben normalde vücut kremleri sürerken hep böyle bir şey olurum. Bir tedirgin olurum. Acaba yapışmış kalacak mı? Ya da ne bileyim emilimi zor olacak mı diye. Bu müthiş ötesi. After Sun olarak değil, ne bileyim kara kışta bile süreceğim. Onun dışında az önce de saat çaldı duyduğunuz gibi yavaştan yatıyoruz. Yarın son günümüz ve biraz otelde kalacağız. Burada havuzun etrafında falan takılacağız. Ondan sonra yine akşam taverneye gideceğiz. O yüzden yarın sabah kahvaltı görüşürüz diyorum ve iyi geceler diliyorum. İyi geceler. İyi geceler arkadaşlar. İyi geceler. Gördüğünüz gibi iki sürüngen olarak suda böyle hareket ediyoruz. Bu havuz serinleme havuzu, yani 60 santim bir şey. O yüzden yüzmek mümkün değil ama bir şey söyleyeyim, yüzmekten daha eğlenceli şu an yaptığımız şey. Ve hem daha eğlenceli hem de benim aradığım bu tam olarak. Ne? Yani öyle deniz havuz çok zaten sevmiyorum. Hani çok güneşlenince batıp çıkmak benim aradığım. Hem benim ihtiyacımı karşılayan bir şey bu. Benim saçım ıslatmam lazım ama. Evet, çok kötü derin. Bakar derin. Mısın? Derin. Bir tut o zaman. Tabii. Bugün son günümüz bu arada arkadaşlar. Bugünü otelde değerlendirmek istedik bu şekilde. Akşam bir Yunan tavernasına gideceğiz ve kapanışı yapacağız. Ondan sonra da İstanbul yolu bize göründü. Ben gelmiyorum. Evet ama 10 gün sonra geliyorsun. Evet. Selin'lerin yazdı burada ya. Selin'i burada bırakıyoruz. Ailesiyle bir bayramını geçirsin. Sonra geri gelecek. Oy oy, benim küçük bebeğim bu. Küçük bebek. Oy, oy. Böyle kendini sevdirdiği zamanlar çok az. Yılda bir ya da iki kez. Şu an bu oluyor. Çok şu an hoşuma gidiyor. Hadi şuraya gidip sonra götür beni şuraya. Öptüm de. Görüşürüz arkadaşlar.
Sürüngeç. Dur ben seni yürüyeyim şurada. Battık. Evet, insanoğlu kuş misali. Gittik geldik. Selin diyor ki aynı zamanda bir spor diyor. Hı. Kollarla hareket ediyoruz ya. Haklısın. Önemli bir şey açıklayacak. Arkadaşlar, kafan mı buradaydı sen az önce? Evet. Arkadaşlar şu an bir tavernadayız. Bir anda geçiş oldu, farkındayım ama biz odaya gittik, hazırlandık, biraz oturduk, sohbet falan derken ne kadar güzel gözüküyorum ama. O yüzden geçişi sağlayamadım. Çok hızlı hazırlandık. Ben yine böyle Instagram'a bir şeyler çektim falan derken kaynadı ama hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım bu akşam orada tabak kırarlar. Bizim için de iyi malzeme olur, çekeriz. Ama belli değil, her akşam yapmıyorlarmış bunu. Gerçekten tam bir şey. Tam Yunan havaları, müzikler de o şekildeydi. Bu arada burada her yerde birbirine çok yakın olduğu için... Ben bir dedim beyaz peynir alabilirim. Etrafı gösteriyorum. Bakınız burada kim var? Güzeller güzeli Selin Hayrioğlu. Hemen şöyle dönüyorum. Dün akşam değil, ondan önceki akşam yemek yediğimiz yer burasıydı. Zaten her yer birbirine yakın dediğim gibi. Buradan böyle çeviriyorum sizi. Dolu. Gördüğünüz gibi. Hemen de mezelerimizi sipariş ettik. Yine bir deniz börülcesi var. Köpeoğlu muydu? Köpeoğlu. Girit ezmesi, patlıcanlı bir şey, unuttum. Cihancığım şu anda seni anıyoruz. Burada çiçek dolması var ve ezmemiz var. Onun dışında işte karides ve kalamar söyledik. Bir de böyle değişik bir şeyler daha söyledik. Buranın özel yiyeceklerindenmiş. Dil balığının etrafına sarılmış sebze parçaları gibi bir şey. İsmi yok. Bir de bir şey daha söyledim ben ne? Onlar gelince göstereceğim. Bir de Selin böyle patlıcan üzerine lor peynirli değişik bir şey daha söyledi. Bu şekildeyiz arkadaşlar. Eğer mesela buraya 3 günlük tatile geleceksiniz diyelim, sizin için tam sabah ve akşam olmak üzere hem plaj hem de işte restoran önerisi yapmış olduk. Bir de rezervasyon. Bizimki de rezervasyon. Bir saniye arkadaşlar, minik bir kaos. Şu, geldi. Pakkişer lokummuş ismi. Havada ekmek dönüyor. Yakaladım ki, yakaladım. Bir de bu levrek simit. Ya bunu ben biliyorum zaten. Daha önce de çok gördüğüm bir şey. Fakat çok övdüler. Bizimki çok iyi diye. Deneyeceğiz. Arkadaşlar. Selin diyor ki dün biz çektik ama nereden bakıyoruz? Belki de bize çıktı. Yalnız arkadaşlar, beyefendinin tişörtün güzelliğine bakın. Evet Selin'cim, çıkmış mı? Çıkmıyor. Hadi al tamam bir tane, ben de alayım. Bana al, seç benim yerime de. Bak bana inanmıyorsan izleyenlere soralım, tamam mı? Arkadaşlar Selin çok anlamlı bakmıyormuş. Şimdi kameraya bak bir. Tamam, şuraya odaklanır mısın bak? Sadece şuraya odaklan, şuraya. Bak şimdi. Şimdi gül, şimdi gülümse. Aha, anlam yüklü ya. Yani böyle bir bakışı var. Gözleri bir şey diyor. Ne gibi? Gel. Ama böyle bakışları var. Yani ben diyeyim Türkan Şoray, sen de... Bir dakika. Bir kısmet olur Nur. Nur değil. Selin'e bunu söylüyorum, deliriyor. Ablacığım şu hanımefendiye bir gül verelim. Bir gül verelim kendisine. Teşekkür ederiz. İlk gün bu peynirden tatmıştık. Bu saganaki diye bir şey arkadaşlar. Tamam, ben her gün yerim onu. Böyle bir şey arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Ben bayağı bu arada arkadaşlar gurme gibi her şeyi çekiyorum. Gurme gibi diyorum ya, biz bunu böyle bir espri haline getirdik. Gittiğimiz yerde mesela işte benim takipçilerim geliyor fotoğraf çekimine falan. Yani restoranı gider tanımıyor. Hani siz kimsiniz diye geliyorlar. Ben de gurmeyim diyorum. Allah Allah diyorlar. Biz normalde gurmeleri biliyoruz. Hani genelde tanıyoruz herkes diyorlar. Ben diyorum ki ben Instagram'da işte çok uzun zamandır özellikle deniz ürünleri üzerine kurmayıp sallıyoruz da sallıyoruz. Tabii sonra gerçeği söylüyoruz ama bu dilimiz alıştı. Her gittiğimiz restoranda aynısını yapıyoruz. Özellikle maralın üzerine atıyoruz. Maral diyoruz gurme. Şunu sevdiğin kadar başka bir şey sevsen zaten var ya. Doğru. Arkadaşlar bu neydi? Tahinli helva. Tahin helva sıcak Sırada. Geliyor evet. Yemin ediyorum sandok sevdiğinden beri bunu aşeriyorum. Evet. Kısmet bugüneymiş. Var mıydı orada? Maral çok yeme. Bana kalsın. Ama gerçekten çok güzel bir şey var arkadaşlar. Size bir bilgi vermek isterim.
Mesela hani genelde rakı masalarında bulunur zaten. Bunun olayı şu birazdan. Kan şekerinizi yükseltiyor ya, bunu söylerken ama bak heyecan. Kan şekerinizi yükseltiyor ya, o yüzden aslında biraz daha sizi yani alkollü yapıyor. Ben söyleyeyim, uyarayım. Senin her kalkan masaya bağırıyor, arkasından yürüyemeyenlere falan diyor ki doğru düzgün için ya. Şimdi bakın arkadaşlar, hemen gösteriyorum. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Tam şurada yöresel bir dans var. Hadi be, ne oldu? Hadi katıl o zaman, biliyor ama şarkıyı bilmiyorsan, dans bilmiyorsan katılma. Bizi utandırma burada. Biliyor galiba arkadaşlar. Bu hareketler onu ifade ediyor. Aa, Selin hadi go. Bu dans bu kadar slow olmamalı. Ben bilmiyorum ki. Ya, ekip buraya gelince dans et. Git git. Ya gitsene. Ya hiçbir şey olmaz, hadi git. Hadi yürü. Yaparsın ya, kimse birbirini konuşuyor. Selim bana diyor ki ayağımı takip et. Ya bu böyle bir şey mi ya? Ya horon. O yöresel danslar bir ruh. Bak gitti. Arkadaşlar, veda ediyoruz buraya. O zaman Milo'da veda edelim ya. Şimdi bizi uzun bir araba yolculuğu bekliyor. Bakayım, tam 3 gündür sizle ne yaptıysak paylaşıyorum. Selin gitti bu arada. Annesi babası geldi, onu aldı. Zaten yazlıkları burada ya. Onunla bir 10-15 gün sonra görüşeceğiz tekrar. Biz Maral'la size hoşçakalın diyelim. Evet. Gel Maral. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Umarım keyif almışsınızdır. Biz keyif aldık. Tuz içinden kamera. Hoşçakalın arkadaşlar.